Kolay gelsin. Maşallah, gel bakalım, gel. Şöyle gel de fotoğrafı çeksin. Gel. Arı da sok. Nafiz dayı senin mi? Gel ya. He, arı mı sok? Merhaba tekrar. Ne güzel, haydi bakalım. Şöyle sen de şuradan eline koy. Şöyle eline koy. Sayın Valim. Evet. Pes, sen de şunu tut bir zahmet. Ne yapacağız bunu kırma. Reklam parası alırız ona göre. Reklam parası alırız ona göre. Evet. Elinize sağlık. Çok güzel olur. Harika olsun. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Kaç kolay gelsin. Bana ayırdın mı sen? Sayın Valim, sizden en çok üreten Çin. Çin'den sonra Türkiye sırada yani. O kadar güçlü bir kalite, bizim çiçek kaliteye hiçbir yerde yok. Yani hiçbir yerde. Türkiye çok güçlü bir ülke arzu konusunda. Gerçekten öyle. Dünyanın her yerini gezdik. Koşturuyorsunuz, emek veriyorsunuz. Arzularımızın emeği müthiş yani. Evet, bal çeşitliğimiz dünyada hiçbir yerde yok. Rahim. Bakalım. Birinciye kadar dur Vali Bey. Bu biraz kış kavunu değil mi? Kış kavuna benzer ama çok bir... güzele benziyor. Oo nefis. Çok harika bir kavundan şey. Kavundan alıyorsun sen Vali. Tabii. Birinciye kadar devam eder bu. Evet. Bahar. Başkanım neredesin? Başkanım gel. Başkanım Güzel Birliği Başkanım. Kavun yani. Siz kavundasın. Evet. Alalım kardeşim. Evet. Kaymakam Bey gel. Herkese birer dilim düşüyor. Yani. Mustafa çeker misin? Evet, basın mensupları. Ben basın adını alabilirim Sayın Valim. Tamam, siz alın bakayım. Teşekkür ederim. Geri kalanız basın olarak. Siz kendi aranızı... Gel dedin, geldik bak. Al. Orayı bırak. Al İbrahim. Yani bak şimdi kavun yedirdi de yemeği yiyemedik demeyin bak, tamam mı? Sana hatırı biz de size ikram edelim sana. Bakın bana bu maraş hatırı çıkar. Çağırayım ben de sana. Buradan gelecek bir maşurlar ki kendini rüzgar esin gibi abi vurun. Biri demiş mahruftan gelecek bir maşur. Kim bilir o bilir, İsmail bilir, bildik olur. Uyduracağız bir şey. Hasat ettik, nohut hasadı yaptık. Çok güzel. Pazar köyünde. Çok bu sene çok güzel. Evet, harika. Bir çeşit öldürdü. Gel, şöyle bak bak. Sanki 15 gün içerisinde yerde nohut tohum da çeşitimize. Evet, çok güzel, harika. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yusuf Bey şunu bağla bir yer. Kolaylık versin. Haydi. Harika. Evet, bak. Fasulyemizle kurulmuş. Evet. Bu ne bu? Erişte. 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 Orada da var diğerleri. Bunlar yarma. Bunun çeşidi de değil. Yarma, bulgur var, düğürcek var. Evet. Basına indirin değil mi? Tabii tabii. Basına indirin. 2,5 ay. Tabii. Bizlerini unutmalacağız. Kurutmalar olarak. Maşallah. Çok güzel. Nerede buranın? Bunun sahibi nerede? Buyurun. Buyurun Sayın Varim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Maşallah ne güzel ya. Her şey var. Evet, bayanlar hava durur. Ne güzel. Bak domates. Annemin emeği. Nerede? Annen nerede? Annem emeği var ya. Traktör gidiyor efendim. Traktör kullanıyor şu an. Traktör kullanıyor. Selam teyzemiz. Olmaz. Evet. Traktörle gidiyor. Hadi kolay gelsin. İyi misiniz? Maşallah. Geçin bakın şöyle. Bakın buraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar Yozgat'tan geldi. Yozgat'tan mı geldi? Başkan. İyi maşallah. Peki. Oo maşallah. Tamam gelin. Gel bakalım. Öbür tarafa. Sorma mı? Ne oldu? Gel yanıma gel bakalım. Gel. Ama biz şu tarafa bir şey yapalım. Nefis gözüküyor. Neler var? Neler var? Bunun içinde yarma, dövme, yarma, nohut, soğan, bir de keçi eti. Keçi eti. Keçi eti. Bol bol keçi eti. Hadi şu elini al bakalım şöyle. Beraber. Hadi bakalım. Evet, bizim çok... düğünlerimizin geleneksel yemeği. Evet, evet. Düğünlerimizde. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi biraz sonra bunları yiyeceğiz. Evet. Hep beraber. Ne diyoruz? Üstüne de etimiz. Evet etimizi de koyduk. Keşkeğimizi de koyuyoruz. Evet. Her şey harika olmuş. Allah razı olsun. Tabak kırılacak evet. Peki. Haydi bakalım. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Sayın Valim gibi bol koyun tabakları.
Bol koyun. Gürdün Koru köyündeyiz. Burası güzel bir köyümüz. Burada bal üretimi, halkın %80'i bal üretimiyle geçimini sağlamaktadır. Ayrıca burada güzel, bakın, dut ağaçları var. Kavun, karpuz yönünden de, hayvancılık yönünden de iyi bir köyümüz. Kızılırmak Vadisi'nden de istifade eden bir köyümüz. Bir Türkmen köyümüz. Ve burada güzel, ilk defa burada bir bal şenliği düzenleniyor. Dolayısıyla baksana. Bunu baksana. Bana bunların yarısı, bak, yarısı. Kesinlikle yarısı, bak. Sen kendi, sen bak, yarısı bak. Tamam mı? Çok çok yarısı, bak. Ha, çok az. Ha, onu da yazdınız herhalde, kaydettiniz herhalde. Neyse, o da bir mesajdır yani. Ben köy muhtarına, köy derneğine, Arıcılar Birliği, İl Arıcılar Birliği Başkanımıza, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı'na da böyle bu organizasyonlara destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Orman Su İşleri Genel Müdürlüğümüz de Orköy kanalıyla ciddi manada arıcılığa destek vermektedir. Bu Orköy dediğimiz orman köylerinin olduğu alanlarda. Burada da biz o çalışmaları sürdürdük. O ciddi manada destek aldılar. Ama biz bununla yetinmiyoruz. İnşallah arıcılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Bizim bölgemiz arıcılık açısından Kırıkkale olarak oldukça iyi bir konumda. Hatta biz ormancılarla da görüştük. Yani işte. Ona verelim. Ona verelim. Ona verelim. Dolayısıyla bu tür çalışmalar çok önemsiyoruz. Ben teşekkür ediyorum yani herkese. Böyle bu tür organizasyonlar. Herkesin, bakın, görüyorsun burada insanlar kaynaşıyor, tanışıyor, köyüne geliyor, köyünü tanıyor. Şehrin o şey yapısından, yani durağın yapısından, yani daha böyle değişik güzel ortamlara gelmiş olması, köy ortamında olması insanlar da mutlu ediyor. Bu biraz daha inşallah gelişecektir. Bizler de köylerimizin altyapısına önem veriyoruz. Buraların daha iyi yaşanır hale gelmesi için de çabalarımız sürüyor. İnşallah bu tür çalışmalarımız da devam edecektir. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sen şuraya bak bir daha. Heh. Sen şuraya bak. Baktım. Bağır bakayım, bir daha bağır biraz. Bağır biraz ve bağır. Ankara Kırıkkale Sulakürt Koru Köyü. Yetiştiren bal restoranında. Kavunumuz var, bağımız var, bahçemiz var. Ha, aslım Fevzi Öztürk. Sulakürt Kırıkkale Koru Köyü'nden. Bizlere kimse diyor. Bir anlatır mısın Koru Köyü'nüzü, anlatır mısınız? Koru Köyü'müzün balı meşhur, dudu meşhur, bağ meşhur. İnsanları meşhur. Yetişmiş insanları vardır. 10 tane avukatımız vardır. Var da var diyor. Var da var işte. Peki. Kavun, karpuz veriyorum burada. Ne bu kış kavunu bu? Bu abi kışa da yarar, yaza da yarar. Evet. İnan ağır, birinci aya kadar iyi bu kavun. Mideye rahat, mideye rahat. İyi rahat, iyi rahat. Doktora hacet yok. Evet. Çok çok rahat yok, bir görüyorsunuz. İki. Biraz ödeniz, bir çay geçir, bir lira. Evet. Şu kavunu en kirastalıdır abi, bak. Siz oğlum, bunların şu kırtışları var ya. Kırtışlı cinsinden alın böyle. Bu kavun, ha. Özelliği ne belki, kırtışlı olunca ne olur diye bize anlatır mısın? Şimdi özelliği şu abi, olmuş oluyor. Tatlı ve olmuş oluyor. Kabuğu çok sert, dayanıklı. Buradan al, bu tarafa dön. Babama dön. Babama dön. Görelim.
Onun için bunları seçerler mesela. Tabuğu kalmalıyor, dayanık olmuyor. Kalıyor, şunlar Mart, da. Mart Nisan'a ne kadar durabilir, yaramaz. Mart 50, niye Mart 52? Ben görebilirim ya. Ama Polat mı sarısı? Polat mı sarısı? Heh, portakal sarı, Polat mı sarısı? Evet. Fakat biraz... Bak, bunlar. Evet, gördüğünüz gibi kavunların çeşitleri, Polat mı sarısı. Bu da bizim... Yerli. Koru kavunu. Ha, koru kavunu, o da kadar. Yani... Mide, bu da korda, mide rahatsız olanlar, hayır, mide... Bu da korda yerişiyor, evet. O da korda yerişiyor da. Yalnız bunun cinsi Polatlı'dan gelmektedir. Bu çatlaklarda yetişmiş oluyor diyoruz. Tatlı, evet. Yetişmiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Tamam, haydi kolay gelsin. Sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi şimdi neredeyiz? Notluklardayız. Notluk'u tanıyacağız. Abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürlerim. Hoş geldiniz Recep. Abi ne kadar burada? Bir ton, iki ton, kaç ton var burada? Bir ton, aç ton, yedi ton da notluk var burada. Bu notluk'un özelliğini bize anlatır mısın? Bu notluk'un özelliği Türkiye çapında. Bir kalenin merkez, Kalkmaca köyüne ait bir notluk. Evet. Mersin'e her sene 300 ton notluk ihracat ediyoruz biz. Evet. Bu sene verim düştü. Ama kalite düşmedi. Bu nohudumuz koru nohudu. Yok, hani merkezde Kalkmaca köyü nohudu. Oradan mı geliyor? Evet, oradan. Bugün de festivalda nohudumuzu tanıtıyoruz. Tanıtıyor. Ve satış yapıyoruz. Evet. Peki, nohutta özel bir şirket özel neye dikkat edin? Nohudun özelliği şu. Bunda organik, gübresi yok. Çabuk pişiyor, tat lezzeti çok güzel. Ve insan yediği anda daha yiyeceği geliyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bugün evde nohut pişiriyoruz. Akşam bize davetlisiniz. İnşallah. Haydi bak. Basına indir. Nohutumuzu aldık. Akşamleyin evde nohut var. İşte kavun bu lan. Evet. Şimdi biz biraz kavundaydık ama yine bir kavuna gittik. Bu kavunda herhalde benim gördüğüm gibi şekerpare kavunu. Doğru mu abi? Buyurun. Gel abi. Şekerpare var mı? Ben nohutu aldım oradan. Nohutu aldım. Akşam evde nohut var. Nohutun yanında ne olur? Kavun olur. Evet. Kavunumuz? Bal olur. Allah'ın izniyle. Kurban oldum Allah şu kavunun güzelliğine bak güzel. Evet işte görüyorsun sayın seyirciler. Abi bize kavunu bir anlatır mısın? Bu kavunun özelliği nedir? Neler edilir? Kavunun özelliği... Şekerpare mi? Nedir bu böyle? Ne güzel. Dalaman cinsinden sert kabuklıdır. Tadı güzeldir. Evet Enes kameraman da aldı oradan. Kameraman Mustafa da aldı. Ver kameraman Kaan'a da ver. Yandan gir. Evet. Evet. Şimdi bir tanesi alıyoruz. Evet. Al abi şuna ya. Bir de anlat bakayım. Bu kavunun özellikleri serttir. Yüke dayanıklıdır. Tadı güzeldir. Biraz verim az olur ama tadı, ama güzel. Tadı güzel olur ama. Yemesi evet. Güzel olur. Peki ne diyoruz? Nohudun yanında kavun. Biz gidiyoruz hoşça kal diyoruz. Borcumuz gibi. Biz nohudu aldık, kavunu da aldık. Sakın akşam bizim eve gelmeyin. Evet. İşte görüyorsunuz. Hemen ablalar burada. Gördüğünüz gibi ablalar alışveriş yapıyorlar. İşte hemen dönüyoruz. Abla kolay gelsin. Neler aldın? Neler bunlar? Bunlar neler bunlar? Bize anlatır mısınız? Kabak. Şimdi bunu haşlayacağız. İçine domates atacağız. Biberden de atacağız. Evet. Yap ablamı çek. Hepsi kuru. Röportajı yap. Yap. Abla konuş, anlat. Millet Türkiye'de. Bu da öğrensin yeme. Gelemeyenlere örnek olsun. İnce tarhanamız. Eriştemiz. Çorbalık yine hamurumuz. Evet biraz da Vali Bey'le baktığımızda kalın erişte mi oluyor bu? Ne bu? Ne bu? Özelliği ne? Bu yalancı mantı. Yalancı. Yerken yalancı mı olacağız? Nasıl olacağız? Hayır bu yalancı olur. Ha bu olayancı. İçine doldurmuyor ya. Evet. Üstüne böyle şey yok. Kıymayı, soğanı. Pembelişi. Bizde yalancı mantı diyor. Evet. Bunda böyle. Bu da çorba olarak var. İnce kesilmiş. Erişlerimiz var. Evet. Bunlar işte. Bunlar bizim o yok soğuk bildiklerimiz. Evet. Burada yoğurt. Bu bizim bulunduk. Bunların bildiğin yoğurt yok bunda. Bizim hanıma diyor ki sen yaptın mı işte tamam mı? Evet. Bunu da bilmiyorsun bunu öğretiyorum bunu sana. Bunu da öğren. Kurt kızını da öğren. Bak bir daha sana onlar size. Bu da köftelik düğürümüz. Düğürümüz. Burada bulgurunumuz. Pastalık böreklik. Evet. Burada yok her şey var. Var. Evet. İşte buyurun. Peki bunlar ne? Kahvenamız öyle bir şey var. Sağlıkla ilgili ne? Elma kurusu. Evet. Hiçbirisinde bir ilaç yok. Elma çiğ. Bildiğimiz de. Şu elmanın kurusu o da. Her şey organik. Hepsi organik. Maşallah. Şunda ne? Bu da kuru domates kurusu. Bunları hep karıştıracağız kışın. Ben bu peynirimiz. Bunu pek severim bunu. Gördüğünüz gibi. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi. Vallahi de güzel. Billahi de güzel. Ne kadar güzel.
Suda, suda, suda bunu haşlıyorsun, yumuşatıyorsun. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Bir yermemiz var şöyle. İşte bunlar. İşte gördüğünüz gibi şey var burada. Böyle yetiştirdiğim. Aç kalmayın. Doğal. Alın, kışın aç kalmayın. Güzel. Evet, duydunuz değil mi? Duydunuz değil mi? Tahranayı gösterdim. Abla alın, kışın aç kalmayın. Öyle mi? Başım, başım. O benim yardımcım. Benim, bak bak, ben de satıyordum işte. Anadolu'nun yöresel bu hamuru en doğal şekilde içine hiçbir şey katkı maddesi olmadan bunu yaptık. Bu onun biraz küçüğü aynı hamurdan. Bu da onun biraz büyüğü. Buna ayrı bir lezzeti var. Yani içine kıymayı kavuruyorsun. Biraz sulucu. Gördüğünüz gibi bu yalancı. Yalancı mantı. Bunu yerken yalancı olmuyor. Üstü hafiften. Kıymayı üstüne yani yalancı. Aslında tembel işi diye. Değil mi? Şimdi bunu hanım bunu alacak. İşte tembelleşirse ne olur? Yok bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz. Hanım başka yerlerden değerlendirir vaktini. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bundan bir tane alalım. Akşam değil. Yalancı bol şekilde. Suda, bol suda. Haşlıyorsunuz, süzüyorsunuz. Üstüne kıyma, evet. Soğan, biber, domates koyup bir tane alalım. Bakın gördünüz mü? Bir tane alalım bence. Ben bir tane alayım. Hanım. İşte yarmamız keskemizin. Ben yalancı, ben yalancıdan aldım. Yalancıdan aldım. Sizleri tanıyorum yani. Siz yöresel miydi kanal mıydı? Evet, evet. Bizimki yöresel. Oradan bir poşeti. Hangi kanaldı? Nerede? Evet. Kendimizden benim poşetim var, o şu poşetim önüne koyalım. Tamam. Şunlar benim, bak o yalancılar benim. Bence bir tane de onu yoğurtlamaya bir yoğurt ver. Yoğurtlama değil. Onun üzerine yoğurt dökmek. Hani yoğurt da dökebiliyorsun yani. Neymiş bakayım ondan sonra. Yoğurt, yoğurt. Demin ki aldığım yalancı mantı var ya. Onu yoğurtlayıp da yiyebilirim. Yoğurt var evde. Onda ne var yoğurt? Ver sabahın pazar pazar bizimki aldı hanım. Aa, bak. Yok, ben de niye pazar pazar gözüküyorum? Haberimiz yoktu, Vali Bey çağırdı bizi. Ben yoğurt da getirdim. İşte gördüğünüz gibi evdeki yoğurdun tutması lazım. Yalnız hocam, ben kendim de çarşamba pazarında oturuyorum ama benim oradan aldığım yoğurtlarla bunların arasında çok... Bizim burada devamlı birileri getiriyor, özel olabilir. Getiriyor. Alışkanlık yani, olduğu işte için. Bizler oradan alıyorlar. Gerçekten... Malın yanında dur şeyde. Maşallah, maşallah. İyi oldu. Hadi, herif. Kim bu? Beşim. Adam. Adamım. Hadi. Adamım yaşam. Evet. Arkadaşım. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin. İyi Allah aşkına. İyi. Burada mıyız? İyi maşallah. Ne tatlı. Bir önce vali tanıttınız vallahi. Yanındalar. Vali Bey dedi ki, Vali Bey dedi ki dört dörtlük balık bal dedi. Şundaki ne? Bunlar ne? Bunlar da sürme balık. Şunlardan sürdürme yapıyoruz. Sürüyoruz. Evet. Böyle dolduruyoruz. Katkı yok değil mi herhangi bir şey? Hiçbir katkı yok. Aynen süzüyor. Aynen. Evet. Organik bal. Hiç katkı yok. Ne kadar kilosu? Kilosu kırma. Ya biraz da 23 yazıyor. Hayır bizimki kaliteli olmuyor. Orada 23 yazıyordu. Ben de. Burada biraz yok. Ben sordum da sizin kilosu ne? Hayır. Sulak yurtlu, meryem yurtlu. Bu gördüğünüz gibi süzme bal. Bu ne kadar böyle? Ooo Seyda. Daha bu... 20. Fazla gelir. 7 kilo. Şey, 40 lira kilo olsun. 7 kilo. Bu fazla gelir. 5 gram fazla gelir. Bayanat, evin onu kilo kaç? Maşallah, cümlet maaş... 7 kilo. Bunu da yok değil mi? 280 lira. Var, Allah aşkına. Evet, neyse. Sen de şikayetçi. Olsun. Vallahi dedi ki bize bana bakmıyor. Şikayete ne de razıyım diyor. Sevgisine de. Evet. Maşallah. Benim adamım benden şikayetçi olamaz diyor değil mi? Tamam, akşam yiyorsa çay yok ona. Bal gibi onların hayatları. Bal, bal. Maşallah. Bal üretiyorlar. Ne diyorsun Abdurrahman Bey? Efendim, burada Türk insanlığın çalışkanlığını Meryem teyze de ve Seyit Ahmet abim de görüyoruz. Anadolu'nun geleceği tarımda ve hayvancılıkta işte en güzel örneği. Bütün Türkiye'yi davet ediyoruz. Sulak yurda davet ediyoruz. Koruköy'üne. Koruköy'üne davet ediyoruz. Burada her şey organik. Organik bal, balın festivali, balın merkezi Anadolu'nun ortasında. Gelsinler alsınlar, Meryem teyzenin balını alsınlar. Evet. Ben bunu söylüyorum. Başka tamam. Ne diyeyim? Milletimizi davet ediyoruz. Türk milletinin geleceği de bal gibi olsun inşallah. Evet, gördüğünüz gibi tarihçi arkadaşımız vardı, tarih anlattı. Evet.
Sağ olun. Sağ olun. Ne diyoruz kameralara? Hoşça kal diyoruz. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bolca kalın. Balca kalın. Ballı kalın. Hoşça kalın. Bol kalın. Ballıca kalın. Balınızı da alın gidin. Balınızı alın gidin. Bu para yok bize vallahi. Biz